Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kardeşlerim. Dinen kardeşlerime de selam olsun. Adem babamızdan kardeşlerimize de selam, onlara rakip olsun. Allah gözetsin onları yani. Gözetim altında olduklarını bilsinler. Şu Mescid-i Nebevi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 1400 küsür sene önce Hakk'a yürümüş olan ahir zaman peygamberi Resulü Kibriya Hazretleri'nin müthiş bir mucizesini bize gösteriyor bugün Mescid-i Nebevi. Dünyanın hiçbir yerinde, bakın daha önceki peygamberler Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, onların kabirleri veyahut da onların mübarek bildiği yerleri, yani bizim mesela normalde ibadetgah olarak bildiğimiz, gittiğimiz Kabe-i Muazzamamız var. Gideceğiz zaten oraya inşallah. Orada bir insan seli var, o da gösteriyor zaten ne olduğunu, ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş 124 bin peygamberin şahı olduğunu, Allah'ın Habibi olduğunu, bütün peygamberlere maneviyatı onun dağıttığını gösteren apaçık bir mucize. Şu Mescid-i Nebevi'ye gelen dünyanın her tarafından binlerce insan gösteriyor ki hak din İslam'dır. Hem de nasıl? O kadar zulüm altındayken, Müslüman diye bütün dünya zulmederken şu mescidin doluluğuna bir bakın ya. Şuraya dua etmek için gelenler, Resul-i Ekrem'e selam vermek için gelenler, şurada bir namaz kılalım, Resul-i Ekrem'i ziyaret edelim diye gelenler. Bütün peygamberlere bakın. Bütün peygamberlere bakın. Başımızın tacıdır hepsi. Ama hepsinin şahı Resul-i Ekrem olduğunun açık beyanı, delili ve 1400 sene önce Hakk'a yürümüş olan, düşünsenize 100 sene değil, 200 sene değil, 1400 sene önce Hakk'a yürümüş olan Peygamber Zişan'ın ruhen diri olduğuna ve getirdiği kitabın hak olduğuna, dinin hak olduğuna, kıyamete kadar baki olduğuna, bütün peygamberlerin onun talebesi, öğrencisi olduğuna açık delildir bu. Şu insan seli. Buraya gelmek kolay değil. Maddi olarak da kolay değil yani. Meşakkat olarak da zor. Sıcak bir iklim, terliyorsun falan filan bir sürü. Bunları göğüslenen ve hususen şurası da çok önemli. Çoğu fakir ya gelenlerin. Çoğu fakir yani. İşte bu sohbeti inşallah İngilizce, altyazı, Almanca falan filan onları da ayarlayacağız. Bütün dünyaya bir mesaj bu yani. Şuraya baksanız tek gerçek dinin İslam olduğunu anlarsınız. En ulu peygamberin Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlarsınız. Çünkü hiçbir yerde para dağıtılmadığı halde, bir maddi karşılığı olmadığı halde, sırf kalbinde olan aşktan dolayı bu kadar insanın bir yerde bir peygamberin kabrinde toplandığını göremezsiniz. Elhamdülillah. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Biz doğuma büyüme Müslümanız. Doğduğumuzdan beri Müslümanız. 1000 senelik Müslüman olan bir ecdadın torunlarıyız. Onlar da elhamdülillah Peygamberi Zişan'a insanlık alemi içerisinde en edepli olan insanlar oldu. Şükür orada geldik. Ama böyle olamayan kardeşlerimiz de var. Küfür diyarında doğmuş kardeşlerimiz de var. Onlara da Allah bunu görmeyi, bundan kendilerine nasip çıkartıp hidayet bulmayı nasip eylesin, İslam'a getirsin. Yani dikkatli bakılırsa aslında her şey ortada. Allah görmeyi nasip eylesin. وَمِنَ اللّٰهِ تَوْف۪يكَ بِحُرْمَةِ الْحَب۪يبِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ